Herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz kimi zaman fırsat buldukça astroloji öğrencileri için böyle bilgilendirici videolar yayınlamaya çalışıyorum. Bugün de özellikle astroloji meraklıları, astroloji öğrencileri açısından bir video hazırlayayım dedim. Ve haritayı yorumlarken özellikle Helenistik astroloji kavramları üzerinden de hareket edersek hayatımızı nasıl yönetiyoruz, nasıl yönlendiriyoruz? Genel olarak kişinin bir takım böyle hayatını oluşturan ana eksenler, temel noktalar neler? Harita üstünde bunlar üzerinde, örnekler üzerinden de giderek sizlere bir takım bilgiler vermek istiyorum. Dolayısıyla hani bu videonun özellikle astroloji öğrencileri açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önceki videolarda da sizlere gemi metaforundan bahsetmiştim. Ve bu Helenistik astroloji kavramları açısından önemli bir metafor ya da benzetme diyelim. Ve biz bunları tabii derslerde detaylı şekilde ele alıyoruz. Ancak tabii bu benzetme kişinin hayatını nasıl, ne kadar usta yönlendiriyor, nasıl imkanlarla karşılaşıyor, bunları özetlemek açısından önemli. Çünkü Yunanlılar denizci bir toplum olduğu için onların bu şeyi deniz üzerinden, kaptan üzerinden yapması belki de şaşırtıcı değil. Dolayısıyla hepimiz esasında bir geminin kaptanıyız. Gemiyi, yani hayatımızı bir yerlere götürüyoruz, bir limanlara, bir yerlere götürüyoruz. Fakat bazen kaptan dümeni tutmakta zorlanabiliyor. Bazen de dikkatsiz davranıyor ya da işte hava koşulları, fırtınalar oluyor, kayaya oturabiliyor falan, yani kazalar da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hayatın bu genelinde hayatımızı nasıl yönlendiriyoruz, bu dümeni ne kadar iyi kullanıyoruz, bunlarla ilgili 3 tane temel faktör var, 3 gösterge var. Bu 3 göstergede bir takım böyle farklı, birbirinden ayrışan ama önemli olan noktaları anlatıyor. Bunlardan birincisi, bildiğiniz gibi, yükselen burç ve onun yöneticisi. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Çünkü yükselen burç bir bakıma bu metafor içinde hayatımızın dümeni ya da geminin dümeni anlamını taşıyor. Ve dolayısıyla hayata bakış açımızla alakası var. Dümen, hayatı nereye doğru kırıyoruz, nereye doğru gitmek istiyoruz. Genel tavırlarımızla, kişiliğimizle alakası var ki bunlar esasında çocukluğumuzdan, hatta anne karnından çıkar çıkmaz içine doğduğumuz çevre bizim hayatla olan ilişkimizi bir bakıma şekillendiriyor. Oradaki kişiler, onların karakterleri, anne babamız, ailemiz, yani bizim çevremiz bile hayatımızı şekillendiriyor zaten. Dolayısıyla yükselen burç, yükselen burçtaki işte hangi burç var, herhangi bir gezegen var mı, bunlar özellikle belirleyici oluyor. Fakat tabii burada biz yükselen burcun yöneticisine bakacağız. Çünkü yükselen burcun yöneticisi bizim hayatta kendimizi nasıl konumlandırdığımızla alakalı. Dolayısıyla hayata karşı bakış açımız yine yükselen olduğu için bizim bunu nasıl kullandığımız yükselenin yöneticisi için o şekilde değerlendirilebiliyor. Çünkü bir evin yöneticisi her zaman sonuçları gösterir. Böyle baktığımızda yükselen yöneticisi eğer yükselen burcu görmeyen evlerde duruyorsa, ki bunlara whole sign olarak bakmanız gerekir. Yani tüm burç olarak bakmanız gerekir. Yani 6. yükselen burcun yöneticisi yükselenden sonra 6. burçta, 6. evde ise, 8. burçta, 8. evde ise ya da yükselenin bir gerisinde, yani 12. evde ise, bu durumlar kaptanın, yani kişi olarak bizim dümeni tutmakta zorlandığımızı ve hayatımızı yönetmekte bir takım sıkıntılar içinde, bir takım belki zorluklar içinde olduğumuzu gösteriyor ki bunun her birinin belli bir anlamı var. Buna geleceğim. Ama yükselen burcun yöneticisi
eğer yükseleni gören bir evde, yani yükselene 5 temel açı bakan bir yerde, o zaman bu evler zaten yükselenin kendisi oluyor. Kendi yerinde olmak, yükselen burçta olmak. 3. evde, 4. evde, 5. evde, 7. evde, karşıt olan evde, 9. evde, 10. evde ve 11. evde bu evler yükseleni görüyor. Ama dediğim gibi 6, 8 ve 12. evler. Şimdi burada yükselen burcun yöneticisinin 6. evde olması demek, kişinin biraz kendini hayata konumlandırırken böyle daha hizmetçi gibi, daha emekçi gibi, biraz böyle kendisini daha aşağı konumlandırması, emir alacak şekilde konumlandırması, sanki böyle bir köle gibi konumlandırdığını söyleyebiliriz. Bu durum tabii farklı sonuç nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Yani bu kişinin belki bazen de zayıflıkları yüzünden olmuş olabilir. Bazen bedensel zayıflıklar, hastalıklar nedeniyle de olabilir. Kişinin kendini zayıf hissetmesi ve daha böyle kendisini öne çıkaracak şekilde değil de daha böyle altta kalacak şekilde konumlandırıyor olması. Bu bazen tabii bir takım şartlanmalar gereği olmuş olabilir. Aileden gelen şartlanmalar, çevrenin getirmiş olduğu şartlanmalar yüzünden de olabilir. Dolayısıyla 6. evde, yükselen burcun yöneticisi 6. evde olduğunda kişi kendini eksik, zayıf görüyor olabilir. Kendini yeteri kadar bir kişi olarak öne çıkarmakta, kendi kimliğini ortaya koymakta zorlanıyor olabilir. Dediğim gibi bu bazen hastalıklar ya da bedensel sıkıntılar yüzünden de olabilir. Bazen de yetiştirilme tarzından da olabilir. İkincisi 8. evde olması da yine ascendant yöneticisi 8. evde olduğunda ascendantı yani yükselen burcu göremiyor. Bu evin tabii özellikle biz atıl bir ev olarak görüyoruz. Yani eski kaynaklar 8. evi atıl, hareketsiz bir ev olarak yükselenle bağ kuramadığı için ve daha çok başkalarına bağlı kalmakla alakalandırır. Çünkü 8. ev biliyorsunuz 7. evden sonra gelir. Yani ilişkiler içinde ilişkilerin ağırlıkta olduğu bir evdir. Dolayısıyla 8. evde ki bir gezegen genel olarak ve ascendantın yöneticisi olarak da orada olduğunda kişide böyle bir medyun olma, başkalarına ihtiyaç duyma, onların belki yardımını isteme, kendini bu anlamda yine eksik hissetme, zayıf hissetme ve korku hissetme durumu olabilir. Yani kişi biraz böyle başkalarına dayanma eğiliminde olabilir. Kendisini yine eksik hissediyor olabilir. Bunun nedeni dediğimiz gibi yine aileyle de alakalı ve kişinin yaşadığı ya da doğuştan itibaren girdiği düzen, kurallarla ya da konularla alakalı olabilir. Dolayısıyla bu evde hep bir kriz vardır. Bu evde hep başkalarından kaynaklanan konulara bağlı kalmak, bazen paylaşımlı konular, miraslı konular. Yani kişi kendi hayatını kendi başına yönetmekte biraz sıkıntılı olabilir. Başkalarıyla sürekli irtibat halinde olmak ve onlarla paylaşmak durumunda olabilir. Bunlar da tabii bir takım krizlere, korkulara, sıkıntılara yol açıyor olabilir. Ve bu ev esasında bizim yükselen burcumuza göre 8. ev bizim yapmakta, ulaşmakta zorlandığımız konuları, bize kriz çıkaran konuları ve esasında dönüştürmemiz gereken konuları da anlatır. Dolayısıyla 8. evde hep bir böyle güreşme havası vardır. Hep bir mücadele ve güreşme havası vardır. Ve bu evin dediğim gibi biraz kişiyi böyle başkalarının etkisi altında bırakan bir tarafı da vardır. Kişi kendi esasında kaynaklarına dönmek durumundadır. 12. ev ise bunların dışında daha çok kolektif nedenlere işaret eder ki ben hani kolay anlaşılsın diye bu eve gayb evi diyorum, bilinmeyenlerin olduğu ev ve hayatımız zaten genel olarak bakıldığında biz hiçbir zaman
tam olarak her şeyde söz sahibi değiliz. Yani hatta bu hayata gelirken bile bize sorulmadı bir noktada, öyle düşünmek lazım. Hani kendimizi, hani bazı insanlar ben karar veriyorum, ben seçiyorum, ben böyle davranıyorum diyebilir ya da benim seçimlerim var diyebilir. Evet, seçimlerimiz var ama yine de büyük bir plan da var. Yani bir kadersel tema da var tabii, kuşkusuz. Dolayısıyla işte bu 12. ev bizim hayatımızda bizim çok kontrolümüzün olmadığı, hatta hiç kontrolümüzün olmadığı kişinin dışında gelişen kolektif koşulları anlatır. Ve eğer yükselen yöneticisi 12. evde ise kişinin hayatında öyle ya da böyle bir nedenden dolayı bu tür bir kontrol dışılığa açık olmak durumu söz konusudur. Yani kişi ne yapsa da bir şekilde onun tam olarak yönetemediği şeyler ağır basıyor olabilir ki bu bazen iyi de olabilir. Yani bazen kendi seçimlerimizle kendimizi daha sıkıntılı hale de getiriyor olabiliriz. Dolayısıyla bunu ille de negatif olarak görmemek lazım. Ancak yine de tabii bu ev bizim göremediğimiz, hatta bir kör nokta gibi söylersek, bu ev yükselen yöneticisi bu evde olduğunda hayatımızı yönetmek daha zordur. Bir takım dediğim gibi dışsal nedenler, kadersel nedenler, yani toplumsal nedenler ya da kişinin fark edemediği, bilemediği koşullar onun hayatını şekillendiriyor olabilir. Bazen böyle bir adım atarız. Küçük bir adım bile olsa o hayatımızı birden değiştirebilir. İyi ya da kötü yönde değiştirebilir. Dolayısıyla yükselen yöneticisi 12. evde olduğunda kişinin girişimlerinde bir risk alma söz konusudur. Sanki böyle bilinmeyen bir yere adım atıyoruzdur. Bu piyango gibi de düşünülebilir. Yani iyi piyango da olabilir, kötü piyango da olabilir. Şansın durumuna bağlı. Dolayısıyla birinci kısımda dediğim gibi bir haritada değerlendirme yaparken ascendant yöneticisi hangi evde duruyor ve bu evler özellikle 6, 8 ve 12 ise daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kişi bir takım değerlendirmelerinde, seçimlerinde biraz daha problematik, biraz daha sıkıntılı, biraz daha krizli koşullar içinde oluyor demektir. Buna bakıyoruz. İkinci olarak haritamızın 10. evine ve 10. evindeki, yani daha doğrusu 10. evinin yöneticisine de bakmamız önemli. Yine bu ev sanki böyle geminin sanki bir böyle direği var da o direkte çıkıp da dışarıda ne var, işte kara mı gözüktü yoksa nereye doğru gidiyoruz, yani geminin rotasını ve gidişatını takip edebilmek için önemli bir ev. Çünkü 10. ev biliyorsunuz yine toplumun bizi nereye koyduğuyla alakalıdır. Tepe noktasından bahsetmiyorum. İkisi farklı şeyler. Tepe noktası 10. evde olabilir, 11. evde olabilir, 9. evde olabilir. Hatta enleme göre 8. eve kadar bile kayabilir. Ama hani İngiltere için mesela burada pek olmaz o, bu coğrafyada, bu enlemlerde. Ama 10. ev toplumun bizi nereye koyduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu evin yöneticisi ne biz rota subayı adını veriyoruz. Rota subayı, yani belki bu kişi kaptan değil ama yine de geminin yönetilmesi ve rotasının belirlenmesinde bir rolü var. Ve dolayısıyla kişinin ne yaptığı hayatı, çünkü 10. ev praksis olarak geçer, yapılan iş. Praksis Yunanca bir kelime. Ondan sonra kişinin yaptığı iş ve bu ne yapıyoruz, yani toplum içinde ne yapıyoruz, hayatımızı yine nasıl yönlendiriyoruz, bu da önemli bir durum sonuçta. Bu evin yöneticisine baktığımızda kişinin özellikle mesleki konulardaki kapasitesini daha iyi görebiliriz. Kişinin hayatını ve rotasını belirleyen koşulları görebiliriz. Eğer mesela bu evin yöneticisi yükselen burçtaysa hani bu kişiye daha fazla tanınma, ilerleme getirecektir. Ama mesela bu evin yöneticisi 5. evdeyse daha çok mesela yaratıcılık, sahneyle ilgili konuları öne çıkaracaktır. Ya da 10. evin yöneticisi 12. evdeyse bu biraz tabii kişinin hayat yönünde, toplum önündeki durumunda bir takım böyle kontrol edilemeyen faktörleri gösterebilir. Ya da
bir bakıma gaybın etkisini, kolektifin etkisini daha fazla gösterebilir. Dolayısıyla 10. evimizin yöneticisi de özellikle rota subayı dediğimiz hayatımızı yönlendirmek açısından önemli bir gösterge. Üçüncü olarak, bu da çok önemli, şans noktası ve şans noktasının yöneticisi. Şimdi şans noktası dediğimiz şey esasında yine bundan da daha önceki videolarda bahsetmiştik. Bizim kısmetimizi gösteren ve hayatta bizim bize düşen bir takım fırsatlar, yetenekler, imkanları gösteriyor. Çoğunlukla kazançlarımızla bir alakası var. Elde ettiklerimizle bir alakası var. Ve yeteneklerimizle bunları kullanmakla ve bununla ilgili bir servet edinmekle, kazançlarla da bir alakası var. Ve yükselen bu şans noktası Güneş'in ve Ay'ın yükselen burçla beraber bir ortak noktasıdır. Bunun bir formülü vardı. Şimdi uzun uzun bunları burada anlatmayacağım. Ama iki tane formülü, yani gece ve gündüz olarak bu formül tersine döner. Şimdi bu nokta bizim imkanlarımızı ve yine hayatımızda bizi konumlandıran bir takım kısmetleri, şansları gösteriyor. Yani mesela şans noktası köşe evlere düşmüşse, birinci ev, dördüncü ev, yedinci ev, onuncu ev, kişinin hayatında bu kısmeti yönetmesi ve daha çok verim alması daha kolay olabilir. Ya da şans noktasının mesela Satürn yönetimindeki burçlara düşmesiyle Venüs yönetimindeki burçlara düşmesi aynı olmayacaktır. Eğer şans noktası Venüs'ün ve Jüpiter'in bulunduğu burçlara düşmüşse, yani mesela boğaya, ondan sonra teraziye ya da işte yaya ya da balığa düşmüşse, bunlar daha kolaylaştırıcıdır, daha kolaydır. Ama mesela şans noktanız Mars'ın ve Satürn'ün yönettiği burçlardaysa, yani Koç'ta, Akrep'te ya da Oğlak'ta ya da Sakada'ysa, bu biraz sizin daha fazla mücadele ederek bu kısmetleri elde edebildiğinizi, size verilen şeyin biraz daha mücadeleli bir durum anlattığı, biraz daha savaş gerektirdiğini anlatıyor olabilir. Ve bunu dediğim gibi bulunduğu evde bunu ne kadar yönetebildiğimizi de açıklıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu şans noktasını gördükten sonra onun yöneticisine bakacağız. Onun sonuçlarını anlamak açısından. Eğer şans noktamızın yöneticisi yükselen burcu gören bir evde yer alıyorsa, bizim bu kısmetimizi kendimize fayda sağlayacak şekilde kullanmamız daha kolay olacaktır. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani bize sunulan bir şey bu, kısmet. Bizim çok kendi başımıza ürettiğimiz bir şey değil esasında. Kadersel bir tema diyelim yine de. Ve biz bunu ne kadar iyi kullanabiliyoruz, o da yöneticinin durumuyla alakalı. Mesela şans noktasının yöneticisi 5. evde ise biz bu kısmeti belki yaratıcı alan üzerinden, belki çocuklarla ilgili konular üzerinden, belki spekülatif bir konu üstünden ya da bize mutluluk ve keyif getiren konular üzerinden kullanıyor olabiliriz. Ya da şans noktasının yöneticisi 2. evde ise biz yine bunu çabalı gösterme, para kazanma, belki ticaret yapma, birikim yapma gibi kullanabiliriz. 8. evde ise kısmetimiz belki biraz daha zorlanarak ama başkalarından gelebilir. Ortaklı konulardan gelebilir, miras yoluyla gelebilir, yatırımlar yoluyla gelebilir. Ama mesela 8. evde Koç'taysa bu daha zor olacaktır. Çünkü Koç zaten bir çatışma ve mücadele, bir rekabet içeren bir burç olduğu için mesela şans noktası Boğa'da 8. evde daha rahat gelen bir, en azından çünkü Venüs'ün burcu olduğu için daha rahat ve daha potansiyel olarak daha elle tutulur, somut ya da tatmin edici bir şey anlatır. Dolayısıyla üçüncü olarak da şans noktası ve onun yöneticisine özellikle bakıyoruz. Ve böylece hayatımızın genel çerçevesinde biz kendimizi hayata nasıl konumlandırıyoruz? Ne tür bir çerçeve içinde duruyoruz? Hayatın matrisi içinde diyelim. Hayat yönümüzde rota subayı bize acaba ne tür imkanlar sunuyor?
ve dediğim gibi şans noktası nasıl bir kısmet ve bu kısmeti nasıl değerlendirebileceğimizi anlatıyor. Ben ayrıca hani özellikle de öğrenciler açısından da faydalı olsun diye 3 tane de kısa örnek hazırladım. Biraz size bu örnekler üzerinden giderek bu unsurları anlatmaya çalışacağım. İlk örnek Amerikalı bir siyasetçi ve aynı zamanda yayıncılık şirketi olan Steve Forbes. Forbes dergisi de var aynı zamanda. Bu kişi hani daha çok böyle cumhuriyetçi, daha muhafazakar bir alanda ilerlemiş ve bu yayıncılık ve dergi ve publishing işte yayıncılık şirketini ta dedesinden aynı zamanda almış bir yandan da. Yani aileden gelen bir iş de söz konusu. Şimdi burada haritaya baktığınızda yükselen burcun ikizler olduğunu görüyoruz. Yani kişinin hayata girişinde, başlangıcında, ana referans noktasında ikizler gibi böyle hareketi, bilgiyi, öğrenmeyi, ticareti, zekayı, çok yönlülüğü ve entelektüel uğraşları ve yazı çiziği de anlatan bir burcun yükseldiğini görüyoruz. Ve Merkür, yöneticisi Merkür, o da Yengeç burcunda ikinci evde duruyor. Yani para kazanmakla alakalı evde duruyor. Ve ikinci evde dikkat ederseniz Yengeç burcu var. Burada bir yeni ay olmuş ve Venüs de burada. Burada güzel yani benefik koruyucu bir tema söz konusu. Merkür bu yeni ay ile Venüs'ün arasında kalmış ve Yengeç'te duruyor. Retro harekette, geri harekette. Ancak dediğim gibi kişinin kendini konumlandırması demek ki hem aile üzerinden yani Yengeç olduğu için hem de para ve kazançlarla ilgili konuları da kapsıyor. Biliyorsunuz ikinci ev asendantı görmeyen bir evdir ama asendanta destek veren, omuz veren bir evdir aynı zamanda. Dolayısıyla 6, 8 ve 12'ye göre daha az problematiktir ama ikinci ev çalışmakla alakalıdır. Yani çalışmak, para kazanmak, yetenekler, elle tutulur olan şeyler ve değerlerimizle de alakalıdır. Yani neye değer veriyoruz, ne kazanıyoruz, nelere değer veriyoruz. Burada yengeçin olması dediğim gibi ailenin de etkisini de gösteriyor ve belki atalardan, dedelerden gelen, geçmişten gelen konuları da gösteriyor. Merkür burada geri harekette olmuş olması belki bu enerjiyi, belki bu istekleri düşünmek ve belki karar vermek konusunda belki zaman içinde zamana ihtiyacı olduğunu, belki bir takım şeylerin üzerine burada daha çok düşündüğünü gösteriyor da olabilir. Yani bir gezegenin geri harekette olması direkt ifadesini biraz geciktirebiliyor. Ve oraya da daha fazla zaman harcıyor kişi bir yandan da. Dolayısıyla yükselen yöneticisi Merkür ikinci evde yengeçte duruyor. Yani kişi kendini maddi değerler üzerinden de tanımlıyor. Kazançlar üzerinden tanımlıyor aynı zamanda. 10. evde dikkat ederseniz balık burcu var. 10. evde balık burcu var. Bu tabii kişinin, ikizlerin her zaman 10. evinde zaten balık olacaktır. Şimdi burada balığın yöneticisinin 6. evde akrep burcunda olduğunu görüyoruz. 17 derecede hatta stationary durağan vaziyette oldukça dikkat çekiyor ve buradaki Merkür'e de bir üçgen açı yapmış aynı zamanda. Yani kişi kendini hayat rotasında hep çalışmakla ilgili konulara vermiş. Hep mesleki konulara vermiş. Dolayısıyla kişi esasında bir yandan da bir şeyin sahibi de olsa hep böyle köle gibi de çalışıyor. Yani kendi rotası, hayat rotası çalışmak üzerine, uğraşmak üzerine kurulmuş ve bu Merkür'le de yükselen yöneticisiyle de uyumlu olduğu için kişi bunu otomatik olarak kabul ediyor zaten. Ve Jüpiter aynı zamanda biliyorsunuz daha çok böyle yayıncılıkla ilgili konuları da gösterir. Basın, medya, yayıncılık, akademik konular bunları da anlatır. Ve akrepte duruyor. Yani daha çok içinde finansın olduğu konular, paylaşımın ve yatırımların olduğu konuları da temsil ediyor. Ha bu arada tabii Satürn'ün de 3. evde olduğunu görüyorsunuz. Yani o da daha çok yine editörlük, yayıncılıkla, 3. ev temaları da iletişimle de alakalıdır.
onu da görebiliriz. Ama burada hani 10. evin yöneticisi Rota Subayı Jüpiter olmuş oluyor. Kısmete baktığımızda ise kısmetin de İkizler Burcu'nda, şansın da, şans noktasının da İkizler Burcu'nda zaten hemen yeni ayın arkasından da olduğu için yükselenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu tabii kişinin kendi kendine yeterliliğinin bir göstergesi. Yani kişi kendi gücüyle, kendi donanımıyla, kendi yetenekleriyle bir takım imkanlar elde etmiş. Bu şans noktası açısından iyi bir yerdir. Şans noktasının birinci evde olması. Kişinin kısmetini kendi elinde tutuyor kişi. Yani kendi girişimleriyle kendi kendine kontrol etme imkanı içinde. Başkalarına bağlı değil. Genelde yeni ayda doğanlar zaten böyle başkalarına pek bağlı olmazlar. Kendi hayatlarını, kendi yönetme konusunda bir takım avantajları, bir takım imkanları ve bir takım enerjileri söz konusudur. Bu da şans noktasının birinci eve düşmesi. Bunun yöneticisi zaten Merkür. Yani ikinci evde, para evinde duruyor. Dediğimiz gibi kişi kısmetinde de bu bilgiyle, iletişimle, medya ile ilgili konular, eğitimle ilgili konular ve bunları ticaretle ilgili konular diyelim, para anlamında bunları demek ki kullanıyor ya da böyle bir imkanının ona sunulduğunu ya da hayatın içinde böyle koşulların olduğunu, ona verildiğini, onun başına geldiğini söyleyebiliriz. Şans noktası bizim çok da fazla seçimlerimizle alakalı değil. Yükselen belki seçimlerimizle alakalı. Şimdi ikinci örnek olarak baktığımda da Grace Kelly'nin haritasına biraz bakalım. Bu biliyorsunuz eski devirlerden bir Hollywood ondan sonra artisti, sanatçısı, film yıldızı olmuş ve daha sonra işte Monaco prensi Rainer'la evleniyor. Hayatı tamamen değişiyor. Kraliyet ailesine giriyor. Ve yani bir bakıma hem bir güzel bir şeyler elde ediyor belki aile anlamında ama bir yandan da hapsoluyor. Onu da unutmamak lazım. Şimdi haritaya baktığımızda yükselen burçta akrep olduğunu görüyoruz. Ve akrebin yöneticisi Mars da akrepte birinci evde. Zaten akrepte bir stellium var, böyle bir gezegen, yani Merkür, Güneş de orada, bir birikim var, hatta Güney Ay Düğümü de orada. Şimdi dolayısıyla burada çok yoğunluk var. Kişi demek ki hayatını yönetme konusunda oldukça kararlı, mücadeleci, odaklı ve başkalarının da kaynaklarını kullanma konusunda avantajlı gibi gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz akrep böyle hep ortaklı işler içindedir. Hep böyle başkalarının işlerine biraz musallat olur. Yani akrep böyle tek başına takılmaz. Hep bir başkalarıyla beraber bir durumdadır. Yani benim elim senin cebinde, senin elim benim cebinde, böyle iç içe geçme, böyle daha sembiyotik ilişkiler kurar hayatın içinde. Ve dolayısıyla burada kişinin hayatında demek ki bir derinlik, mücadele ve bunları iyi yönetme imkanı da var. Yani kendi kimliğini, kendi kişiliğini, kendi görünümünü kullanarak Grace Kelly hayatı bu anlamda yönlendirme konusunda başarılıdır diyebiliriz genel olarak. Ve bunu bir odaklanma ve bir mücadele yoluyla yaptığını da görüyoruz. Rota subayına baktığımızda 10. evde Aslan Burcu var ve tepe noktası da zaten burada. Hani kişinin toplum önündeki durumunda bir dikkat çekme, parlama, ünlü olma ya da bir şekilde güçlü olma vurgusu var. Ve bu yöneticisi Güneş, akrepte yine birinci evde duruyor. Dolayısıyla bu Sailmaster ya da rota subayı kişinin hayatına ünvan getirmiş gibi gözüküyor. Yani hayatının yönünde kendi kimliğini kullanarak, kendi kişisel kapasitesini kullanarak bir ünvan elde etmiş. Toplum içinde bir yer elde etmiş. Daha güçlü bir yer elde etmiş. Bunu da bu dikkat çekici güçlü kişiliğini kullanarak yapabiliyor. Çünkü Güneş birinci evde, yükselende duruyor akrepte. Ve yine tabii akrep teması üstünden bunun gündeme geldiğini görüyoruz. Üçüncü olarak da şans noktasına baktığımızda dikkat ederseniz şans noktası
Dokuzuncu evde Yengeç Burcu'nda. Demek ki içinde hem uzakları ilgilendiren bir tema var, bir konu var. Tabii bu dokuzuncu ev medyayı ve ondan sonra uluslararası konuları da anlatıyor mutlaka. Ama Yengeç Burcu'nda duruyor. Dolayısıyla Yengeç biliyorsunuz yine aileyle alakalı, yuvayla alakalı, köklerle alakalı, geçmişle ve bizim böyle daha çok korumak istediğimiz şeyleri anlatır. Dolayısıyla bu uzaklarla bir uzaklar içinde bir aile kurmak kısmeti anlamına geliyor. Yani kadersel olarak bakıldığında kişinin hayatında kısmeti uzaklarda duruyor. Kendi kontrol edebildiği bir alanda değil. Ve yöneticisi Ay da 5. evde Balık'ta. O da yine su elementinden ve 5. ev hem sahneyi gösterir ama aynı zamanda çocukları da gösterir. Ve onun açısından demek ki hayatında kısmetinde duygusal içeriği olan konular özellikle dikkat çekiyor. Duygusal içeriği olan konular dikkat çekiyor. Hatta Ay şans noktasına göre de 9. evde duruyor farkındaysanız. Yani iki kere sanki böyle çifte kaşarlı olmuş, çift kaşarlı olmuş. Şans noktasına göre bile Ay 9. evde duruyor ama Ay haritada 5. evde. Dediğim gibi içinde aşkın, mutluluğun 5. ev çünkü güzel olan şeyleri anlatır. Aşkı, çocukları, keyif veren konuları anlatır. Dolayısıyla sahneyi anlatır. Ay'ın burada 5. evde olması kişinin kısmetinde böyle bir fırsatın ya da kısmetin söz konusu olduğunu anlatıyor bize. Son olarak da yine bilinen bir örnek olduğu için Leonardo da Vinci'nin haritasına bakarak bazı değerlendirmeler yapacağız. Şimdi burada yükselen burç yay olarak gözüküyor ve yayın yöneticisi Jüpiter'de, Balık'ta, 4. evde, hatta yanında ay var. Ay da zaten haritanın ışığı. Bu bir gece haritası. Bu çok önemli. Haritanın gece mi gündüz mü haritası olduğu. Haritanın ışığıyla birleşmiş 4. evde, köşe bir evde. Şimdi tabii yay biliyorsunuz hayata bakış açısı olarak daha böyle keşfetmek isteyen, hayatı anlamak isteyen, anlamlandırmak isteyen, daha böyle vizyonu olan ateş elementinden bir burç olduğu için çok genişleme ve öğrenme ve deneyim sahibi olma, deneyime açık olma yı anlatıyor tavır olarak bakıldığında. Ve Jüpiter'de Balık'ta zaten özellikle yönetici durumunda, yani balığın balık burcunun yöneticisi Jüpiter biliyorsunuz, Neptün değil. Neptün, Uranüs, Neptün, Plüto onlar daha sonra eklenmiş olan şeyler, yani onları üzerinden giderseniz hata yaparsınız. Jüpiter esasında burada Balık'ta 4. evde duruyor. Demek ki kişi esasında kendi özel hayatı, kendi iç dünyası, kendi psikolojisine özellikle odaklanmış ya da bir bakıma ailesine ya da ülkesinin ona sunabildiği bir takım şeylere odaklanmış. Kendisini bir anlamda ailesi üstünden ya da ülkesi üstünden de anlatıyor olabilir. Fakat biliyorsunuz Leonardo da Vinci esasında gayrimeşru olarak doğmuş. Yani babası onu evlatlık olarak göstermiyor. Ve babası bir soylu ama onu evlatlık olarak almamış. Burada belki balık burcunun hani içinde bir ölçüde bazı kurban olma durumları, hassasiyetler, kabullenmeler de var. Bunu da görmek lazım. Yani belki bu temayı anlatıyor bir yandan da. Ama yine de Jüpiter'in 4. evde olması, burada haritanın ışığıyla birleşmiş olması bir bakıma onun hayatında kendi temelini kurma, kendi özelini kurma, kendi hayatını şekillendirmesi açısından bir hassasiyeti olduğunu, bir kapasitesi olduğunu ve bunu bir ölçüde kendi başına en azından yaratabildiğini de gösteriyor. Yükselen yöneticisinin 4. evde olması, hatta haritanın ışığıyla da birleşiyor olması. Ama dediğim gibi Ay 8. evi yönetiyor. Yani hep bir ortaklık, onlar krizler vurgusu da
söz konusu olmuş gördüğünüz gibi. Rota subayına baktığımızda 10. evde Başak Burcu var. Dolayısıyla burada bir ustalık, detaylara dikkat, daha çok zanaatkarlık, daha çok hizmet teması yer alıyor. Ve yani bir patron gibi değil de daha böyle çalışan bir kişi, uzman bir kişi gibi görebiliriz. Ve dikkat ederseniz yöneticisi Merkür 5. evde Koç Burcu'nda. 9 derece Koç Burcu'nda 5. evde. Bu tabii onun demek ki zekasını, keskin zekasını Koç'ta ve inovatif zekasını. Çünkü Koç biliyorsunuz hep böyle buluşlarla alakalıdır. Birinci olmak, başarılı olmak, lider olmakla alakalıdır. Dolayısıyla 5. evde, yaratıcılık evinde bu rota subayı hayatında bir şeyi sahnelemenin, yetenekleri kullanmanın ve cesur bir şekilde kullanmanın özellikle ön planda olduğunu gösteriyor. Hatta Merkür 10. evin yücelim yöneticisi aynı zamanda. Dolayısıyla onu yücelten vurguları da zekasıyla toplum önünde onu yücelten konuları, inovasyonları, buluşları ve fikirleri anlatıyor. Şans noktasına baktığımızda ise şans noktası sizler de görüyorsunuz Saka Burcu'nda ve 3. evde duruyor. Satürn'ün burcunda ve 3. ev. 3. ev düşen bir evdir, köşe bir ev değildir. Ascendant'ı görüyor ama zihinsel bir evdir. Çok böyle materyal bir kazanç, hani böyle çantada keklik, cüzdanda para değildir. Yani 3. ev kafamızda olan, zihinsel olan şeyleri anlatır ve biliyorsunuz Saka teknik konuları anlatır. Yani daha böyle teknikle, bilimle alakalı konuları anlatır. Akılla alakalı konuları anlatır. Yani kişinin kısmetinde dolayısıyla bilimsel konular, yine buluşlar ve daha böyle geleceğe yönelik şeyler var. Hep biliyorsunuz Saka Burcu geleceğe yönelik olan şeyleri anlatır. Dolayısıyla bunu kullandığını görüyoruz. Yani bunun biraz da yani bu ona böyle verilen bir para değil. Bir yetenek ama zihinsel bir yetenek. Ve yöneticisi ise terazide duruyor. Bakın eksalt durumda, yücelmiş durumda. 11. evde, güzel bir evde ve orayı da görüyor zaten. 3. evi de görüyor. Ascendant'ı da zaten görüyor. Satürn ve yücelim durumunda. Dolayısıyla sonuçları itibarıyla ona demek ki bu konuları estetik anlamda da, sanat yoluyla da kullanma imkanı getirmiş. Ve uzun vadede gerçekleştirme imkanı da vermiş. Ona bir üstünlük ve bir bakıma bir otorite vermiş gibi gözüküyor. Çünkü yücelimdeki olan gezegenler bir otorite olma eğilimindedir. Okey, umarım size bir takım böyle ufuk açıcı bilgiler sunabilmişimdir. Hani biz bunları tabii detaylarıyla konuşuyoruz, çalışıyoruz öğrencilerle ama ana noktalarda haritaya böyle ezbere bakmak değil, haritanın içindeki bir takım unsurları, yorumlama unsurlarını ve bu felsefi çerçeveyi de oturtmakta fayda var. Çünkü felsefesi olmayan bir şeyin anlatılması çok zordur. Altyapısı olmayan bir şey anlatmak zordur. Hele astroloji gibi bir konuda mutlaka böyle ezbere değil, daha temeli olan ve belli bir tradisyonu olan, geçmişi olan konulara da bakarak bunları çok daha iyi ele alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.